Merhaba arkadaşlar. Gül'ün tığ ve iğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugün size ilk başlarken hep beraber başlayacağımız bir kalem oyası tarif edeceğim arkadaşlar. Modelimiz çok zarifçi tıptı, Çok da güzel bir model arkadaşlar. Evet şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Tığ battığımızın içinden herhangi bir tığ battığımızın içinden arkadaşlar bu şekilde sık iğne ile ipimi buraya tutturdum. 4 tane zincir çekiyorum sık iğnemin üzerine. İpimi bu şekilde uzattım arkadaşlar ve getirip kalemimi taktım. Şimdi arkadaşlar bir alttaki yani üçüncü zincirimin arasından şöyle girip ilmek alıyorum buraya 1 2 3 başlarken 4 zincir ara yaparken 3 zincir arkadaşlar çünkü bir tane aldığımız için geriden eksilme oluyor bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battımın için arkadaşlar bu şekilde çektiğim 3 zincirimi buraya kapatıyorum Evet bu şekilde oluyor arkadaşlar Yine 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Bunu 5 numaralı şişle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben örnek amaçlı olduğu için bu kısa boylu kalem rahat kameraya sığsın diye bunu tercih ettim. Siz 5 numaralı şiş veya daha uzun hiç açılmamış kullanılmamış kalemde tercih edebilirsiniz. Çünkü daha çok sığır. Bu ilmekler fazla olursa bir kaleme yarım kenardan fazla sığır. O yüzden rahat bir şekilde yaparsınız. Yine aynı şekilde üçüncü zincirimin arasından giriyorum. Dört zincir çekmiştim, üçüncü zincirimde yani bir alttaki zincirden girip üç tane zincir çekiyorum. Bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battımın içine arkadaşlar bu şekilde kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir. İpimi uzatıp kalemime takıyorum. Kamera karşısında. Kollarımız uzun masada olduğu için rahat olmayabilir ama arkadaşlar siz koltuklarını da rahat bir şekilde hızlı ve seri bir şekilde yapabilirsiniz bu işlemi. Hem sizin anlamanız için yavaş yapıyorum hem de kamera karşısında arkadaşlar biraz daha koltuktaki gibi rahat olmuyor yani. Bu şekilde 3 zincirimi buraya kapattım. Evet oluşumu bu şekilde oluyor bakın arkadaşlar. 4 zincir kalemime takıyorum. 3. zincirden gelip 3 zincir çekip bir tane tığ battı atlayıp hemen ikinci tığ battıma sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir. 4 zincirimi hemen ipimi uzatıp kalemime taktım. Bu şekilde arkadaşlar. İster yazma bitene kadar yapın. ister çıkarttığınız kalemi hemen yapın. Bu şekilde işlemi birinci sıranın çimenin işlemi devam ediyor arkadaşlar. Evet tekrar 4 zincir 2 3 4 zincir. Bu şekilde yine 3. zincirimin içinden giriyorum. 1 2 3. Bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battıma Kapatıyorum bu şekilde arkadaşlar. 3, 4. Evet. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Şimdi ben biraz daha bu kadar da aynı az yapsam anlaşıldı nasıl yapıldı arkadaşlar. Bu şekilde çimenini yapıyoruz. Üzerine yapacağımız çiçeklerde buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar örnek amaçlı bu şekilde yaptım gördüğünüz gibi ve böyle kalemin ucuna doğru sıyırarak yaptığımız işi bu şekilde çıkarıyoruz. Evet bu oyanın özelliği arkadaşlar sallantılı olarak böyle büyük bir şekilde çıkması. Çünkü eğer büyük örümcek yaparsanız büyük örümcekle de olur. Sallantılı durması için bu şekilde büyük bir kalem veya da şişle yapmanız yeterli arkadaşlar. Tam yeşili bitirdim. Sela okunmaya başladı. Ben de 3 tane sizler için hazırladım. Diğer 3 tanesini inşallah beraber yapalım. Ve şimdi ilk ilmeğimi tutuyorum bu şekilde arkadaşlar. İkinci ilmeğimi de bu şekilde tutuyorum. İlmeklerin arasından geçtim ve sık iğne ile ipimi hem buraya tutturuyorum hem de ilmeklerimi birleştirmiş oldum. Bu birinci sık iğnem. ikinci sık iğnem. 3 4 ve 5. 5. sık iğnemi de bu şekilde buraya kapattım. 7 tane zincir çekiyorum. Şöyle ters tarafını arkadaşlar çeviriyorum sık iğnemi ve ilk yaptığım bu sık iğnenin arasına arkadaşlar girip buraya 7 zincirimi bu şekilde monte ediyorum. Şimdi arkadaşlar buraya bir zincir çekiyorum. İpimizin tek katını düzelttik. Ve bu bir zincirimi de arkadaşlar yuvaya sık iğne ile tutturuyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yuvanın arasına girip bir tane kirpik yarı yapıyorum. Bir tane. 1, 2, 3, 4. 4 zincirimi kapatıyorum zincirimin arasına. İkinci kirpiğim. 4 zincir. Üçüncü kirpiğim. 5 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Kirpik olarak kapatıyorum. 2 4 5 oldu arkadaşlar. Toplamda 7 tane olacak. Sizin 7 zincirinize 8 de sığarsa arkadaşlar 8 de yapabilirsiniz. 6 oldu. 4 zincir. Bu şekilde 7 oldu. Kirpiklerim hazır. Hemen bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın. Hani büyük olması da şu avantaj arkadaşlar. Böyle ütülendiği zaman daha da net anlaşılacak. Sallantılı çok güzel duruyor arkadaşlar. Sallanarak tülbentlerde şöyle kenarlarda çok güzel duruyor. O yüzden kalemle veyahut da kalem kalınlığında iri bir aparatla bu şekilde yapabiliriz. Evet sarı renk ipimi zincir çekerek tığıma tutturdum. 1 ve 2. Bu şekilde ikisinin arasından ilmeğimi geçiriyorum sık iğne yapıyorum. 1 2 İlkini fazla sıktırmayabilirsiniz. Arasına girmekte zorlanmamak için. 3 4 Fazla da bol bırakıp da hani çirkin bir görüntüsü olmasın. Orta kareler arkadaşlar bir sık iğne yapalım. 5 tane buraya bir sık iğne yaptım. 7 zincir. Dönüyorum arkadaşlar. İlk sık iğnemin arasından tek kat girmeyelim arkadaşlar çift kat sık iğne yaparak 7 zincirimi buraya tutturup burada bir tane yuva oluşturdum bir zincirimle döndüm hemen yuvamın içine sık iğne yapıyorum 4 zincir kapattım kirpik yaptım 3 4 zincir kapatıp kirpik yapıyorum 1 2 3 4 zincir 3 oldu arkadaşlar kirpiğimiz. 1 2 3 4 zincir. 4. kirpiğimiz. 5. Evet arkadaşlar. 5. 1 2 3 4 zincir. 6. 1 2 3, 4 zincir Bismillah. Bu da 7. kirpiğimiz. 4 zincirden buraya 7 tane kirpiğimi yapıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle ipimi kopardım. Bu şekilde sarı renkli çiçeğimizi de hazırladık. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi mavi kısmını da yapalım arkadaşlar mavi renkimiz için mavi ipimi zincir çekerek tığıma tutturdum şu şekilde dönenleri düzelterek arkadaşlar ikisinin arasından geçerek sık iğne yapıyorum buraya bir oldu iki üç dört ve beş beş tane mavi sık iğnemi yaptım yedi zincir 7 zincirim ters çeviriyorum arkadaşlar buradaki yine ilk sık iğnemin arasından girerek bu şekilde 7 zincirimi ilk sık iğneme tutturdum. Bir zincirle dönüyorum düz yüzüne. Sık iğnemi yapıyorum. İlk sık iğne ile başlıyoruz ki şöyle kirpiklerimizin dönüm kısmı güzel dursun. 4 zincir. 4 zincirimi kapattım. Kirpik yaptım. 4 zincir. İkinci kirpi üçüncü kirpi dört zincir yedi zincirli yuvaya kapatıyorum tüm dört zincirli kirpikleri bu beşinci altıncı ve yedinci yedinci ve sonuncu kirpiğim bir zincir çekiyorum bu şekilde ipimi koparıyorum evet arkadaşlar şöyle ters tarafına çevirip kenarlarından da biraz kısaltıp temizleme işlemini bu şekilde yapabiliriz bu şekilde yapıyorum yani daha doğrusu ben arkadaşlar çakmağımızın gazı bitti arkadaşlar bu şekilde oluyor Evet arkadaşlar renkler de çok tatlı oldu gördüğünüz gibi. Çok da hoş oldu. Bitmiş hali de bu şekilde. Dediğim gibi bu şu arkadaşlar kalemin verdiği uzunluk çok hoş durdu. Siz de bu şekilde yaparsanız bakın arkadaşlar daha rahat. Şöyle çok hoş duracağına eminim. Evet yapacak arkadaşlara kolay gelsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.